Merhabalar, kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, çok şükür Allah'a. Gördüğünüz gibi bezelye ayıtlıyorduk oğlumla beraber. Ben dedim ki sen oğlum ayıtlamaya devam et. Ben de dedim bezelye yemeğimizin geri kalan tavuğunu, patatesini, soğanını onları hazırlayayım dedim. Evet, gördüğünüz gibi bezelye yapacağım. Bugün iftar yemeğimizde tavuklu bezelye fırında yapacağım arkadaşlar. Tamam. Fırında yapacağım. Şöyle bir tane ufak bir tavuk göğsüm var. İşte soğanımı, domatesimi, soğanı çıkarmadım. Soğanımı da çıkarayım. Soğanı unutmadan çıkarayım hemen. Soğanı da getireyim. Şöyle. Patatesimizi de alalım. Her şeyimiz hazır olsun. Fırında yapacağım. Önce sizlere oluşumu da bir göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi ablaları oluşum yapıyor. Bezelyelere ayıtlıyor. Arada böyle bir tane çıkarsa at onu. Şey, küçük çürük vardı bir tane. Olabilir yani. Birkaç tane çıkar. Onları atarsın. Hadi sana kolay gelsin. Ben de tavuğunu doğramaya devam edeyim. Başlayayım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl geçiyor? Sizin menülerde neler var? Bizim menümüz bugün tavuklu bezelye. Yanına da pilav yapacağım. Pilavın da yanına cacık mı yapsam? Bu ara salata çok yedik. Ha bak Alper, unutmadan babamı arasana sen. Yoğurt azdı. Yoğurt da alsın gelirken. Hadi 2 dakika sen onu ara da unutmadan. Cacık yapayım bayağıdır. Bu ara şey çok yedik. Salata çok yedik. Aytu! Oğlum abinin telefonundan babanı arar mısın? Şimdi ben telefonda kameramı şu an aktif olduğu için. Abinin telefonundan babanı ara. Gelirken yoğurt alsın oğlum. Aytu bugün çok sıkılıyor. Demek bizim burada pazarlarda bezelye çıktı. Dün bir takipçim yazmış. Ben öyle sohbet arasında şey demiştim. Tamam mı dedi. Öyle sohbet arasında işte bezelye yapacaktım da sonra Ali Golaç canım istiyor deyince Golaç yaptık. Yani gözleme yaptık. O sohbet arasında geçmişti, öyle bir takipçim şey yazmış, bezelye çıktı mı diye yazmış. Evet, bezelye bizim buralarda çıktı. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl, ne durumda. Bizim buralarda çıkalı bayağı bir oldu yani. Neredeyse 1 ay olacak bezelye çıkalı. Bu bezelyeyi de annem almış. Geçen gün gelirken bana almış getirmiş. Dolapta duruyordu. Kaç gündür yapacağım. Araya başka yemekler girdi. Ali gözleme canım istiyor dedi. Bir gün gözleme yaptık. Aytu balık canım istiyor dedi. Bir gün balık aldık. Fırında köfte yaptım. Derken baktım bezelye poşette bekliyor. Bozulacak. Bugün de dedim bezelyeyi yapayım artık. Çok severim ben bezelye yemeğini. Tencerede de severim. Fırında da severim. Tencerede yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Dedim fırında yapayım. Çünkü geçen tencerede yapmıştım. Etli yapmıştım. Kuşbaşı etli tencerede yapmıştım. Bu defa da fırında yapayım. Farklı oldu. Ne yapacaksın? Pilav da yapacağım oğlum. Şöyle bakalım. Aynı şey bakarız bir dakika. Şeyi fırın tepsisinin içine koysam direkt. Yakup'la Aylin uyuyorlar şu anda ama herhalde Yakup uyanmış değil mi? Sesi geliyor sanki onun. Bana öyle geldi.
Bitti mi oğlum? Ne yaptın? Yo, daha çok var. Şöyle bir kere işte sarımsak da doldu. Şöyle koyalım. Çürümüş hani bu kabukları neyse. Tamamlar rahat oğlum. Ama kabuklar. İçinde hiçbir şey yok. Hı, iyi o zaman. Evet. Masuva. Ay bu çiğ çiğ de yeniyor. Çiğ çiğ yiyen de var. Hazuma. Orucuz. Oruç olmasaydım atardım bir iki tane hazuma. Bunu ama öyle keyfi çekirdek gibi. Nasıl çekirdek yeriz böyle keyfi. Aynı onun gibi böyle pazardan alıp yiyenler var. Bezelyeyi. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Ama var yani çevremde pazardan sadece yani bezelyeyi yemek yapmak için değil böyle çerez gibi kabuğunu çıkarıp leblebi gibi yiyenler var. Çiğ çiğ. Güzel oluyor tabii. Tazesi çok lezzetli oluyor. Bir iki tane öyle yemişliğim var ama hep genelde de yani ben yemek yapmak için alırım pazardan. Ne yiyorsun? Alışkanlık değil oğlum. Bilmiyorum. Öyle alışmamışım. Sen şu anda yaptığın şey refleks galiba. Ne anneciğim? Senin şu anda yaptığın şey. Omurilik tarafından yönetiliyor. Beyin değil. İlk başta beyin tarafından yönetiliyor. Ondan sonra alışamayınca refleks haliyle omurilik tarafından. Yani sonra da kazanılmaz bir refleks. Anladım. Yani şahsız bir refleks. Hepsi fende. Şunları da yıkayayım. Ve ben bu konuda çok iyiyim. Daha iyi şimdi tepsimi alayım. Direkt tepsimin içine doğru yapıyorlar. Yakup uyuyor mu? Uyandı mı Yakup? Kuzum uyandın mı sen? Aşkım. Benim paşam uyanmış. Öpeyim onu ben. Oh mis mis. Benim mis kokulum. Şimdi tavuğumuzu şöyle bir kenara koyalım. Soğanlarımı da şöyle iri iri doğrayacağım. Ne anneciğim? Yok hepsini yapıyorsun. Ne? Evet. Ne gibi? Benim yaptığım da şu anda refleksi dönüşüm de var böyle. Benim yaptığım şey. Ayço kilerde ne işiniz var oğlum? Ne yapıyorsunuz orada? En sevdiğim şey anneciğim. Ne annem? Ama etrafa sıçrıyor. Onları topla. Aslında dün de gidecek. Ay yani. Gözlerim yandı. Ne? Soğan gözlerimi yaktı. Ne? Tencereye açacağız. Soğanı suyun altında doğrarsam gözlerin... Ben genelde şeyi açıyordum. Veya kaskı takarsın. Anneciğim. Davlumbazı açıyordum. Davlumbaz da göz yanmasına... Soğanın o acısını alıyor, havasını çekiyor. Ne oldu oğlum? Anne. Ne oldu? Ay kahve. Biz ömencek deliği bulduk. Ne? Ömencek. Ömencek mi? Ömencek ya, örümcek yiyemiyor ya.
Yenecek bu. Dünkü şeyi hatırlıyor musun anneciğim? Neyi? Maske vardı. Evet. Biberlerimi de öyle çok ufak ufak doğramıyorum. Biraz iri doğruyorum. Hadi oğlum hadi bak ben bitirdim oldum ha. İki tane domates doğruyorum içine. Çok fazla doğramayacağım. İki tane yeter. Son olarak şimdi havucumun kabuğunu soyup havucumu doğrayacağım. Alper yetiştiremiyor. Alper'e yardım edeyim. Bezelyeler için. Bak dökülmüş mü ne olmuş buralara. Alper bezelyelerimizi temizlemiş oğlum sağ olsun. Şöyle bir suya da tuttum gene de. Kabuklarının dışı falan şey olmuş kirlenmiş. Elimizden bulaşıyor diye biraz şöyle suya da tuttum. Şimdi kameranın açısını şöyle alayım sizlere. Havuçlarımı da doğradım. Bezelyemi de koyuyorum üstüne. Ne yapıyoruz? Yağımızı koyalım. Biraz zeytinyağı koyayım. Daha sonra salçamızı koyalım. Efendim oğlum? Bir dakika annem. Ben kurdum. Neyi takayım? Aç. Tamam açtım işte. Aç. Şöyle salça koyuyorum. Kimyon koyuyorum. Koyalım. Ve biraz da sıcak su ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar son olarak da sıcak su ekliyorum biraz. Güzelce bir karıştıracağım. Yemeğimi bir güzel karıştırdım arkadaşlar. Tavuklu, havuçlu, patatesli, bezelye sulusu fırında yapıyorum. Tencerede değil. Belki sizlere de farklı bir fikir olabilir. Hep tencere yemeği yapanlar için fırında da farklı bir lezzet oluyor. Her şeyini hazırladım. Hemen fırınıma koyuyorum. Yemeğimi fırına koydum. Pilav yapacağım. Pilavdan önce Ali şimdi geldi. Yoğurt al demiştim. Şöyle Bim'in yoğurdunu almış. Dost yoğurt. Ama ben Migros'un yoğurdu daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi o taraftan geliyor. O tarafta Bim var. O yüzden Bim'in yoğurdunu almış. Benim çiçeklerin topraklarında şeyler olmaya başladı. Sinekler olmaya başladı. Hem terastakilerde hem burada içeridekilerde sinekler oluyor. Ben köyden gübreli toprak getirtmiştim abime. Onlar da herhalde gübreler sinek yapıyor. Şöyle dedim şey al gelirken. Sinek ilacı al dedim. Toprağa sıkalım dedim. Onu aldı. Yemekten sonra yaparım onu. Bu ara Ali'nin midesinden çok rahatsız reni almış. Şöyle reni ilaç almış. Yani Ramazan ayında Ali midesinden çok rahatsız oluyor. Çünkü yemeğe geçiyoruz.
Artı gece sahurda bir şeyler yeniyor falan. Ondan dolayı maalesef mide rahatsızlığı sürekli geçiriyor. Sürekli bir mide ağrısı. Ondan dolayı da kendine bir reni almış. Bunları da şöyle kaldırayım. Hemen pilavımı ocağa koyayım. Gidiyorduk akşam. He? Gidiyorduk. Aman Allah korusun. Ya. Gece daha rahatsızlanmış biraz. Gerçi hemen hemen Ramazan girince hemen hemen her gece rahatsızlanıyor. O yüzden sahurda pek fazla bir şey yememeye çalışıyor. Yemeden de oruç tutulur mu tutulmaz ama yemek yaptığı zaman uyuyamıyor. Midesinden geri geliyor. Boğulacak gibi oluyor. Kusacak gibi oluyor. Dün yine aynı şekilde olmuş. Ben o arada uyanamamışım ya, duymamışım öyle şeyi. Böyle Ramazan ayında çok sıkıntı çekiyorum ya. Maalesef. Bu adına kaçtı. Senin hiç haberin mi yoktu? Canım çağırmazsan ben nereden ömdüm? Ama ondan önce yine öksürdüğünde kalktım su vermiştim bir gün önce. Bir gün önce gene böyle öksürmeye başladı. Boğuluyor, kalktım hemen suyunu verdim. Bu gece yine olmuş. Ne diyelim? Böyle böyle her sene, her Ramazan ayında böyle. Normalde bu şey değil. Normalde midesi sürekli ağrır. Hep ilaç içer ama Ramazan ayı geldiği zaman gece oruca, şey sahura kalktığımız için ve normalde de yemeği, akşam yemeğini geç yediğimiz için de yemek sonrası da işte çaydı, kahveydi, bir şeylerdi falan. Ya, mideyi mi zorluyor nedir biz de anlamıyoruz ama her Ramazan'da bu sıkıntıyı çekiyor ya, anne. Ya ben nefesi sattım sen yatıyordun. Ya. Sitem ediyor. Duymazsam ne yapayım şimdi? Ya. Bir gün öncekini duymadın mı? Ha? Kalktım hemen sırtına vurdum, suyunu verdim. Vurdun hemen geldin, yattın. Git ha sen de ya. Ya. Ay ne kadar çok şeysin. İnanmayın. İnanmayın. Hangi halay şimdi? Yani eşimiz öksürmeye başlamış. Dün akşamki hiç duymadım. Ama duymadım, duysam zaten kalkardım canım ya. Dün akşamki çok kötüydü. Ya. Bir şey olmaz olmaz. Merak etme, kötüye bir şey olmaz. Öyle diyeyim artık altta kalmamak için. Ya ne yapabilirim, ben duymamışım. Bir gün önce yine aynı şekilde rahatsızlandı. Midesi, mideden geliyor mu, boğuluyor, nasıl oluyor, bir değişik bir şey oluyor. Öksürmeye başlıyor, yataktan fırlıyor anında. Yataktan fırlıyor, öksürmeye başlıyor, boğulmaya başlıyor. Hemen kalktım sırtına vurdum, su verdim, su getirdim falan. Bu gece yine öyle olmuş ama ben duymamışım bu gece yine. Nasıl oldu böyle? Bana sitem ediyor adam. Ben de kötüye bir şey olmaz diyorum. Ne diyeyim yani şimdi. Hadi tamam, tüpü taktıysan sen git yat. Ben git yat diyorum, dinlen diyorum. İyilik de yaramıyor ya. Tüpümüz bitmişti. Onu yukarıda yedek tüpümüz vardı. Onu getirdi taktı şimdi. Pilavımı yapayım, cacığımı yapayım. İftarda görüşürüz.
İtalyan pişti. Hemen tabaklara veriyorum. İhtar saatimiz de yaklaştı çünkü. Pilavım da pişti. Pilavımdan böldüm. Aydın'la Yakup şu an yiyorlar. Çünkü onlar bekleyemiyorlar fazla. Ben bekliyorum. Bir yandan onların yemeğini yediriyorum. Bir yandan da bizim soframızı hazırlıyorum. Bizim tabaklarımızı bölüyorum. Ali fazla koyma dedi. İşte midesinden rahatsız olduğu için. Ezanı bekliyorum diyor. Yedi yedi ezanı bekliyorum diyor. Oruç mu açacağım kızım? Saçın biraz başına giriyor hemen. Sen oruç mu tutuyorsun aynen? Oruç tutmayanlar yemeğini yedi. Ali ile ben kaldık ezanın okunmasına. Bir 5 dakika var. Sularımızı da doldurayım. Ezan buradan duyulur mu ki? Öbür evdeyken hep böyle pencereye çıkıyorduk. Acaba ezan okundu mu? Acaba okundu mu? Hep çocuklarla böyle pencerede bekletiyordum çocukları. Bu evde böyle bir şeyimiz yok. Hani ezan hemen duyuluyor. Cami karşımızda olduğu için çocuklarla aramızda böyle konu oldu bu. Olmadı. Şimdi Aytu espri yapıyor bana. Bu sefer olmadı. Ne olmadı? Abim dün burada ezan duyulur mu dediğimde ezan okunmuştu. Şimdi olmadı. Makineye çamaşır attım. Deterjanlarımı alayım şuradan. Önce ayarını, programını yapalım da makinamızın.